Tabii öyle, yoksa insan garip bir varlıktır. Yani her türlü anormalliği yapabilir, her türlü dengesizliği yapabilir. En akıllı teşhis Kur'an'la konur. Mesela bir insanın münafık mı, kalbinde hastalık olan mı, Allah'a iman ediyor mu, etmiyor mu, vicdanlı mı, vicdansız mı, bunlar hep ince derin düşünerek elde edilen şeylerdir. Yoksa fark edemeyiz, anlayamayız. Yani Kur'an rehberliği olmasa mahvoluruz. Yani insanlar teşhis, hayatı teşhis, hiçbir şey teşhis edemeyiz. Yani sarhoş gibi oluruz. Yani çok zor durumda kalırız. O yüzden Allah Kur'an'la bize yol göstertiyor. Münafıklar Peygamberimiz'i mesela acayip haset ediyorlardı. Kadınlar dört bir yandan gelip Peygamberimiz'i kendine hibe ediyorlardı. Dünyayı değil, sadece Resulullah istiyorlardı. Acayip ızdırap çektiler. Bu duruma karşı münafıklar akıl almaz çirkin ataklar yaptılar. Birçok ayet sırf bu münafıkların atağını durdurmak içindir. Mesela perde arkasından konuşma, Müslüman hanımların dışarıda çarşaf giymeleri, o da bir münafık hatadır. Münafık hatanı durdurmak içindir. Peygamberimize işte sana teyzenin kızları, halanın kızları diye uzun bir listenin verilmesi de yine münafıkları kızdırmak için indirilmiş bir ayettir. Peygamberimize çok fazla nimet verilmiştir. Münafıkların da içine oturacak bir durum meydana getirilmiştir. Mesela Zeynep'le evliliği de çok ızdırap veriyordu o münafıklara, çok sıkıntı veriyordu Zeynep'in Peygamberimizi sevmesi. Allah açıkça, net olarak Allah nikahlarını kıydı ve Zeynep'i Peygamber Efendimiz'e verdi. Münafıkların ciğerine oturmuştu o. Peygamberimize gelen zenginlik özellikle çok ızdırap veriyordu münafıklara. Mesela Peygamberim yediğini içtiğine dahi haset ediyorlar. Kuzunun tamamını yer diyor mesela Peygamber Efendimiz'e. Haset ettiği için münafık. O bir oturdu mu kuzunun tamamını yer diyor. Yesin, helal olsun. Pehlivan gibi tabii o yiyecek. Mikrop sen mi yiyeceksin? Peygamber yiyecek tabii. Yediği, içtiği helal onun. Bir de ne yaparsa yapsınlar Peygamber'e zarar veremiyor münafıklar. O çok delirtiyor. Çok kızdırıyor. Peygamberimize Bizans'tan gelen cübbeler giyiyordu Peygamberimiz, altın sırmalı falan, gerçek altından, gümüşle de böyle nakışlanmış. O kıyafetlerin şık olması acayip ağırlarına gidiyordu, çok kızdırıyordu münafıkları. Mesela Peygamberimiz tebliğe münafıkları göndermiyordu, dıhya gibi yakışıklı güzel olanları gönderiyordu. O da çok ağırlarına gidiyordu münafıkların, muazzam kızdırıyordu o. Cildinin dinçliği, yüzünün güzelliği müthiş kızdırıyordu münafıkları. Yani ölmemesi, vefat etmemesi müthiş öfkelendirmişti. Savaşlarda hiçbir şey olmaması. Onlar savaşta bir şey olacak, ganimet de onlara kalacak diye düşündüler. Ganimet gibi görüyorlardı. Kendileri ölmeye başladılar. Baktılar Peygamber daha da gençleşip dişleşiyor. Acayip ağırlarına gitti. Evet, dinliyorum.